Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bu hafta inşaat sektörünü konuşacağız. MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu bizlerle beraber. Erhan Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle 2017'nin son günlerini yaşıyoruz. Nasıl geçti 2017? Önce bir sektör için konuşalım, sonra MESA'ya geliriz. Sizin de birçok projeniz vardı. Buyurun sizden dinleyelim. 2017 yılı esasında sektörü iki türlü değerlendirmek lazım. Bir, tabii inşaat yoğunluğu. İki, satış yoğunluğu. Ben satış yoğunluğu bazında 2017'deki beklentimizin karşılayabildiğimizi zannetmiyorum. Ama inşaat yoğunluğu bazında karşıladık. Hatta aştık bile. Ya üretici açısından evet, mı? Evet. Yani oradaki ana sorun genelde bizim sektör uzun süredir çok parlak, bir miktar parlak yaşadı gerçekten ama evet. Biraz daha abartılarak bence parlak gösteriliyor ve diğer sektörlerden yani tekstilden sanayiye kadar arsası olan herkes gelip inşaatçılığa soyunuyor ve beraberinde tabii o genelde bir kapasite ölçmeden, oranın ihtiyacı olup olmadığını bilmeden veya hangi tip konutaya ihtiyaç olup olmadığını bilmeden bulundukları arsa üzerinde veya kendilerine ait arsalar üzerinde inşaatlar başlıyor. Tabii o satışta sorun getiriyor. Satışta sorun getirdiği anda o tabii bizim sektördeki esas oyuncuları sıkıntıya sokuyor gerçekten. Ben sayısal olarak Türkiye'deki müteahhit diyoruz biz esasında evet. Konut geliştirici demek lazım. Aynen. Konut geliştirici sayısı Avrupa'nın tamamında 7000 civarıyken benim bildiğim bu Türkiye'de bazıları 180 bin bazıları da 300 binden bahsediyor. Gerçekten sayısal olarak Avrupa'yı katlamışız. Epey bir katlamışız. Evet. Bu o parlaklık bilhassa sıkıntı olan sektörlerden bize kaymayı getirdiğinde de bizde sıkıntılar başlıyor tabii. O yüzden ana sorun inşaat yoğunluğundan değil. Yani çok sayıda inşaat yapıyoruz. Yapılıyor. Konut inşaatı ama satışta aynı beceriyi gösteremediğimiz açık. O zaten konutların teslim tarihi, gecikmeleri, tabii ileride doğacak bir takım bu tüketici yasasına bağlı gayrimenkulle ilgili davalar, çok sayıda davalar var. Bunlarla falan ileride daha netleşecek bu iş. Ama Türkiye'de çok net bir gerçek var. Her yıl minimum 600 bin civarı konuta ihtiyaç var. Bunu bir de eski konutların yenilenmesi veya işte bir de dönüşüm diye koyduğunuzda bu rakamın yukarılara çıkması lazım. Esasında genelde 1 milyon 300 bin, 1 milyon 400 bin civarı konut satışından bahsediliyor yılda. Bunun yarısından fazlası esasında ikinci el konutlar. Zannediyorum 700 bine yakın bir hatta üstünde bir şey var. İkinci el konut satışı var. Geri kalanı birinci el konutlar. Tabii bu sayılarda da benim bazı kafamda sorular var. Yıllardır onu çözmeye çabalıyoruz. Sayıların elde edilmesinde tapu kullanılıyor. Evet. Tapular genelde konut satışından 2 veya 3 yıl sonra bazılarında 1 yıl sonra da belirir. Dolayısıyla güncel değil istatistiklerimiz. Bunların güncel hale getirilebilmesi için Avrupa ülkelerini takip etmek lazım. Avrupa'da banka aracılığı olmadan konut yapma şansınız yok. Tabii bankalar devreye girdiği anda da her zaman sizin her türlü ölçümü alma şansınız var. Doğru. Yani bırakın konut sayısını, kaç odalı, kaç tane garaj satmış, kaç tane depo satmış, bunun kadar öğrenip o bölgenin ihtiyaçlarını tespit eden şeyler var, gruplar var. Türkiye'de de var o REAS falan diye ama var. Bilgiyi almakta zorlanılıyor. Onu kesin yani. Var. Onlar bizden toplamaya çabalıyorlar ama Türkiye'deki müteahhit veya developer veya konut geliştirici sayısını koyduğumuzda her birinden bu bilgiyi alma şansı yok. Bunun tek çaresi dediğim gibi banka aracılığını koymak. Banka bir anlamda garantör oluyor. Yapım da garantör oluyor. Biz bunu Polonya'da yapsat yaptığımız için hemen hemen 12 yıldır
çok net orada yaşıyoruz ve hiç hata olmuyor hemen hemen. Yani yurt dışı projelerinizde kullanıyorsunuz. Peki MESA için tekrar sektörün sıkıntılarına geri döneceğim ama sizin de birçok projeniz vardı 2017 için. Evet. Neler yaptınız? Sizin tarafınızdan satışlar nasıldı? Şimdi ben epeydir bu demin söylediğim ihtiyaç ve nerelerde ihtiyaç var konusu hep gündemimdedir. O yüzden tam da rakamları yakalayamayınca biraz projeleri küçültelim dedik. Daha küçük projelere değişik bölgelerde soyunalım diye. Anladım. Ve biz 2016'da aldığımız o kararı 2017'de gerçekleştirdik. Uyguladınız. Sayıyı arttırdık, proje sayısını arttırdık. Biraz maliyet artıyor ama satışta bu sefer sorunuz olmuyor. O yüzden biz 2017 yılını programlı ve hedeflediklerimizi gerçekleştirerek sonuçlandırdık. Anladım. Yani koyduğumuz bütün hedefler gerçekleşti. Hı hı. Bunlar işte Ankara'da genelde Gazi Osman Paşa'da yaptığımız bir blok vardı. Onun teslimini yaptık zaten. Bir miktar konut kaldı. Onun zannederim 2018 ortasına kadar satışını bitireceğiz. Tepe ile beraber yaptığımız mozaik diye bir projemiz vardı. O proje 800 civarı, 400 civarını teslim ettik. Geri kalan da sürüyor zaten. Ankara'da bir özel projemiz Eryaman'da biraz daha sosyal ağırlıklı bir, sosyal konut ağırlıklı bir projeydi. 1900 konut vardı. O projede inşaata başlamışken o ara Oya'nın isteği üzerine projeyi olduğu gibi onlara sattık. Sattım. Ve hani bir anlamda 1900 konut satılmış oldu çünkü. Oyak o konuda gerçekten ihtiyacı büyük olan bir grup. İstanbul'da biz Kartal'da dönüşüm yaptığımız 3 blok vardı. Onları bitirip teslim ettik. Kentsel dönüşüm çerçevesinde kentsel mi yaptınız? Kentsel bizim ilk yani bundan çok yıllar önce biz kentsel dönüşüm yapmıştık. Evet. Ama bu dönemde ilk yaptığımızdır da veya İstanbul'da ilk yaptığımız dönüşümdür. Bildiğiniz gibi bir de İstanbul'da bizim Tema İstanbul diye bir projemiz vardı. Orada bir miktar kalan konutları 2017'de sattık. Bunun yanında orada bir alanda Tema World dediğimiz eğlence ve ticaret merkezi. Onun yanında da küçük çaplı bir konutla gene bir eğitim binası vardı. Bunlardan konut olan Bahçe diye adlandırmıştık. 370 civarı konuttu. İşte aralığın başında çıkarttık. 100 adet sattık. O aşağıdaki eğlence parkı da ve bundan önce yaptığımız proje hakikaten Tema İstanbul 3600 konut başarılı bir projeydi. Onun da etkisiyle o hızlı bir satış yaptı. Geri kalan da bu sene 2018 yılında biteceğini tahmin ediyorum. Şeyde Halkalı'da. Orada bir de evvelden TED Koleji'ni yapmıştık. Şimdi Bahçeşehir Koleji'ni inşa ediyoruz. Bu 2018 okul açılışına inşallah yetiştireceğiz İnşallah. Onu. Güzel. Bu Büyükçekmece'de Yeşilyaka diye bir tamamen villalardan oluşan orası zaten havza olduğu için bir projemiz vardı. Onu 2016'da başlamıştık. 2017'de 175 adetlik ilk etabın teslimlerine başladık. İkinci etap 500'ün üstünde, 520 civarıdır. Onlarda da altyapı çalışmalarına başladık. Anladım. İnşallah 2018'de de o devreye girecek. Güzel. Bunun yanında şu an yani Kasım Aralık'ta devreye soktuğumuz 4 projemiz var. Aslında 5 de diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Maltepe'de. Esasında Maltepe'de 2 tane şeyimiz var. Başbüyük'te bu bir tanesi Gökada diye adlandırdığımız. Diğeri Maltepe'de Bağdat Caddesi üstünde ona da Mesaj Caddi diye adlandırmıştık. Altında ticaret üstünde konut olan orası çok yoğun bir yer. Bunun dışında Kozyatağı'nda bir kule tahminen 330 ünitelik bir kuleye başladık.
Bunlar daha lansmanı yapılmadı. 2018'de evet. değil mi? Bunlar evet, 2018'de lansmanı yapılacak. Bunun yanında bir de Çubuklu'da orman ve Çubuklu 28 diye iki ayrı projeye başladık. Hı hı. Birisi ormanın içinde gerçekten çok ilginç bir proje. Onları da zannediyorum Şubat ayında lansmanını yapacağız. Çok güzel. Tabii şimdi satışlardan bahsettik. Tabii özellikle İstanbul'un da çok konuta ihtiyacı var. Bu bir gerçek sizin de söylediğiniz gibi. Fakat bu satışların biraz daha duraksamasında sebep nedir? Şimdi fiyatlara baktığımızda fiyatlar da düşmüyor ama birçok kampanya yapıyor şirketler. 2018'de daha canlanır mı, hareketlenir mi satışlar açısından? Neler söylersiniz? Şimdi hani bu kadar kampanyaya değil mi? Şöyle konutta tabii... bir gerçek ihtiyaç sahibi var. Evet. Gelir seviyesi ortanın altında olan gruplar. Bunlar gerçek ihtiyaç sahibi. Ama ana sorunlarımızdan biri bizim arsa. Evet. Arsa Türkiye'de çok değerli. Hı hı. Bu öyle bir değerli ki yani hemen hemen sattığınız fiyatın yarısı arsa oluyor. Öyle. Bu Avrupa'da yani bizim Polonya'da şehir merkezinde %20-22'yi geçmez. Bizde %50 diye başlayan bir olay var. Evet. Dolayısıyla arsa olayının, arsa üretiminin yapılıp arsa konusunun çözülmesi halinde Türkiye'de gerçek ihtiyaç sahibi olan kişiler konut sahibi olmaya başlayacak. Evet. Buna TOKİ bir miktar... Destek çıkıyor. Oluyor, evet. O devletten aldığı, hazineden aldığı arsaları bir anlamda iyi fiyatla alıp onu değerlendirebiliyor. Ama onu serbest bu konut geliştiricilerin öyle bir şansı yok. Onu o çapta yapabildiğimiz anda Türkiye'deki konut sorununda özel sektör tarafından çözüldüğünü göreceksiniz. Ama tabii o arsayı o noktaya ne zaman getirebiliriz? O üretimi nasıl yapabiliriz? Tamamen hükümete bağlı bir iş, devlete bağlı bir iş. Onlar da çünkü bir anlamda geçmişte o arsa değerleriyle epey bir değer elde edildi. Emlak konut vasıtasıyla. diğer TOKİ bile aynı şekilde o arsa değerlendirmelerle ciddi paralar elde etti ve bunlarla sosyal konut olayına o şekilde eğildi zaten. Bunun tabii bir daha geniş çapta bu kadar büyük konut geliştiricisi olan bir ülkede daha geniş çapta yapılabilmesi için de bolca arsanın onlara verilebilmesi lazım. Şimdi gerçeğe geldiğinizde şu an yaptığımız konutlar bizim orta üst ve üst seviyenin konutları. Bunların o ihtiyacı hangi noktaya kadar var? Bunun tahminen %25 civarı yatırım olarak alınıyor. Anladım. Geri kalan bulunduğu konuttan bir üste geçmek veya yenilemek veya işte dönüşüm de oluyor beraberinde. Aynen. O tip konutlarda tabii gittikçe sayı kısıtlanıyor. İhtiyaç kısıtlanıyor. Nereye kalıyor? Türkiye'nin ekonomisinde eğer onlar bankaya yerine konuta parayı yatırma hadisesinde konut Anladım. Değerinin her zaman arttığı belli. Öbür tarafta da bir de kira değeri var tabii, beraberinde. O da var. Daha iyi pozisyonda görürken ama ekonomideki değişimlerden dolayı dövizin veya faizlerin artışıyla başka değerler ortaya çıktığında tercihini farklı yapıyor. O zaman da biz tabii o dediğimiz konutları satmakta çok zorlanmaya güzel. Başlıyoruz. Şimdi geçtiğim 2017 yılında %20 civarı inşaat maliyetleri arttı. Bu şey demir şey fiyatlarında tabii, da etkili de dahil, oldu diğerlerinde de tabii döviz fiyatlarından da gelen artışlar var. Enflasyondan Turdan, gelen artışlar var. Bu artışlarla şu andaki yapılan kampanyalarla ortaya çıkarılan rakamlar bir daha hiçbir müşterinin yakalayamayacağı rakamlar. Gerçekten hem uygunluk bakımından diyorsun, alım bakımından. Bu maliyetlerle bir daha mal etme veya yerine aynı konutu koyma şansı yok yapımcının artık. O gerçekten son şeyde elindeki konutların stoğunu bitirmeye çabalıyor ve bundan daha iyi bir dönem olamaz. O çok alım net. İçin. Evet, alım için en iyi dönem. Şey var tabii, faizlerin yüksekliği olabilir. Tabii. Kredi faizlerinin. Kredi faizlerinde. Ama konut fiyatları
bir daha o noktaya gelemeyeceği için bence o faizlere rağmen tercih etmenin bence gerçekten doğru bir karar olur ve bankalara faiz düzenine dönük belli yaptırımları artık yapımcı kompanse ediyor. Anladım. Ve daha düşük faizle verme şeylerini arıyor. Evet. Bir de öyle şanslar var. Dolayısıyla konut almak için en doğru zaman. Yani 2018'in mesela diyebilir miyiz ki bir tahminde bulunabilir misiniz? İkinci yarısından sonra veya üçüncü yarısından sonra işte karlılıklar azalıyor. Maliyetler daha yansıtılmadı fiyatlara. Bunlar yansıyacak, fiyatlar yükselecek diye bir zaman beklentiniz var mı? Kesinlikle. Ne zaman mesela? Yani şimdi yeni projelerde artık bu fiyatları yakalama şansı yok. Ha, yeni, şu yeni, anda yapılanlar. Yeni projelerde. Yani bitmiş olanlar... Demin söylemiştim, yerine koyma şansı yok onların bir daha. Ama şu an gerçekten bitmiş veya inşa edilmekte olan konutlarda ki fırsat büyük fırsattır. Onu çok net söyleyebilirim. Buradaki biraz önce söylediğim ana sorun yapılan arzın genelde rant için veya parasını değerlendirmek için işte hareket eden müşterinin sayısı %20-25'i genelde geçmez. Geçmiyor. Geri kalanı ailenin büyümesiyle veya değişik sebeplerde konut alma yoluna gidiyor. Esas kaçırılmaması gereken müşteri o kısım zaten. O ihtiyaç sahibi yeni konutlara ileride daha da hızlı yapımı sağlayacak ortamı yakalayacak olan şeyler, müşteriler. Rant olayında tabii devamlı değişim olduğu için bir sürdürülebilirlik fazlaca yok. Yani çünkü bizim işimiz uzun iş. Biz başladıktan minimum 3,5-4 yıl sonra ürünü şey yaparız, bitiririz, sunarız. O süreç içinde bizim o devamlılığı sağlayacak, günün şartlarından etkilenmeyecek olan müşteriye ihtiyacımız var. Onun karşılığı da tabii ihtiyaç sahibini yakalamak. Anlıyorum. Şey peki İstanbul dışı projeleriniz olur mu? Bir de yurt dışı projelerinizden dediniz Polonya'da bir proje var. Onun dışında yeni projeler olacak mı yurt dışında? Yurt dışında biz şu an bundan önce Letonya'da, Almanya'da yapmıştık. Yapmıştınız, evet. Ama şu an Polonya dışında biz şey yapmıyoruz. Bir girişimde daha bulunmuyoruz. Yani çok büyük montanlı bir konut ihtiyacı olmuyor. Zaten 40 milyon nüfuslu bir ülke. Evet. Ama her şey yerli yerine oturmuş durumda. Yani sonuçta ben 200 tane daire yapıyorsam onu hangi fiyata, hangi süre içinde satacağımı biliyorum. Ve orada hata olmuyor hiçbir şekilde. Anladım. O sektörü o şekilde yürütüyoruz. Orada da burada izlediğimiz yola benzer bir iz sürüyoruz. Değişik bölgelerde, çünkü Polonya'da da yaşayanlar bölgelerini terk etmiyorlar. Biz de o yüzden değişik bölgelerde küçük projeler yaparak yürüyoruz. Yani konut olmaz da hani mesela alışveriş merkezleri olabilir. Yaptık, böyle sattık planlar. Onları. Evet, yaptık. Bundan önce orada yaptık, sattık. Şimdi Antalya'da bir projemiz var. Emlak konuttan yani İstanbul, aldığımız. Ankara dışında. Evet. Türkiye Antalya'da için. Var. Çok güzel bir yerde, falezlerin üstünde. Ve orada altta ticaret, üstte yaşam konutlar veya işte bir takım servis apartmanları olacak. Oldukça büyüyecek bir proje. Ona inşallah 2018'in sonuna doğru başlayacağız. Evet, bir de sektörde bu vergi desteği de geldi değil mi? Nasıl etkilendi sektör bundan? Bu da önemliydi. Vergiler düşürüldü. Şimdi o dönemde KDV büyük dairelerde %8'e düşürüldü. Evet. Tapu harçlarında yarı yarıya indi tapu harçları ve bu hemen hemen bir yıl süreyle bize yapıldı. Aynen. Geçtiğimiz Eylül'de de tekrar eski hale döndük. Geçtiğimiz Eylül ayında. Anladım. Yani 2017'nin. Şimdi biz de eğer istikrar, sürdürülebilirlik istiyorsak dediğim gibi bizim sürecimiz her projede 3-4 yıldan aşağı değildir. Böyle bir hareket, böyle bir yılda
verdim aldım olduğunda ilk başta tabii ki bir hareket sağlıyor. Evet. Ama tersine döndüğü vakitte bu sefer durmayı sağlıyor. Hı. Çünkü müşteri birdenbire o değişime alışık tabii. değil. Ve o durma birbirini götürüyor açıkçası. Pek bir faydası olduğunu söyleyemem. Buna gerçekten doğru bir yaklaşımla daha en azından dediğim gibi inşaat süreci 3-4 yıllık süreçler. Süreç, evet. Öyle bir destekte bulunmak lazım. Bugün işte biraz önce Polonya'da bahsediyorum ama Avrupa'nın dünya kadar yerinde de aynı şeyi kullanılıyor. Evet. KDV %8'dir. Bizde şeyde %18. Evet. Yani büyük konutlar büyük için konutlar, söylüyorum. Evet. Diğerlerinde büyük konutta da hep savunduğum işte 149'dan 150'ye geçtiğinizde %1'den %18'e KDV çıkar. Çok büyük bir değişim o. Ve biz devamlı daha büyük aileler olmaya başladığımız için öyleydik de zaten. Genelde 150 metrekare 4 odalı bir evin pek karşılığı olmuyor. O yüzden onun da metrekarenin en azından yükseltilmesi lazım. Yani 175-180'lere falan çıkarsa evet, daha makul herhalde çalışmalar yapılıyordur bu konu hakkında. Evet, ben sizin bunu de isteklerimiz olabildiğince iletmeye çabalıyorum. Yurt dışında da aynı düzende çalışılıyor çünkü. Ayrıca harçlarla falan ilgili de gerçekten bize biraz desteğin arttırılması lazım. Konut kredileri konusunda faizler zaten biraz yüksek değil mi hala? Epey yükseldi. Şimdi hepsi biri aştı geçti. Evet. Ancak bu tip desteklerle yani, biz müşteriye vereceğimiz konutun fiyatını geriye çekebiliriz. Avantaj o şekilde. Evet, inşallah düzenlemeler de gelir. Erhan Bey, vaktimiz de daralıyor. Ben kentsel dönüşüm hakkında 2018'de biraz daha hızlanır mı? Siz daha fazla proje düşünür müsünüz kentsel dönüşüm kapsamında? Bu da önemli bir risk çünkü ülkemiz için. Önemli projeler çok var. Çok önemli bir olay. Evet. Çok önemli bir olay. İyi yapabildik mi şimdiye kadar? Çok doğru hareket edebildiğimizi düşünmüyorum. Şöyle çelişkiler var. Şimdi bir evi dönüşecek kişi, şimdi rant diye bahsediliyor ya. Evet. Gerçekten mevcudun çok üstünde kaliteyi elde edecek zaten. Kaliteyi servisleri elde edecek. Onlardan bir kaçınma yok. Doğru. Çünkü o günden bugüne şartlar çok değişti. Ama daha büyük metrekareler peşinde, daha çok sayılar peşinde, onu elde etme çabası girdiği anda olay zaten olmaza dönmeye başlıyor. Burada en önemli olay ve çelişki, şimdi ağırlıklı bina yüksekliklerini azaltmaya çabalıyoruz. Bir anlamda bu yoğunluğu azaltmak anlamına gelir. Çünkü hani aynı yoğunlukta bina yüksekliğini azaltmak sadece aşağıdaki yeşil alanları yok eder. Başka bir şey getirmez. Burada şeyin yapılması sırasında, planın yapılması sırasında şimdi en azından kendi evini alacak. Bir de yapabilmek için siz bir o kadar da müteahhitin veya konut geliştirinin alması lazım. Demek ki minimum iki katına çıkıyor yoğunluk. Ve bu iki sıkıntı yaratıyor. Bir, yoğunlukta dolayı yükselmeniz lazım. Yükselmek çok hoş gözükmüyor şu an. Evet. Doğru. O zaman yoğunluğu azaltmanız lazım. Bu sefer hak sahiplerine daha küçük konutlar vermeye başlamanız lazım. Evet. Bunları yönetebilecek müteahhit değil. Bunları yönetebilecek Şehircilik Bakanlığı'dır veya devlete ait bir takım kuruluşlar ancak bunu yönetebilir. Evet. Dolayısıyla eğer sürdürülebilir bir dönüşüm istiyorsak bunları da düzeltmek lazım. İmar planlarının yapılması, yoğunluğun kararlaştırması, müşterinin muhatabı olma konusunda biz müteahhitlere bunu vermemek lazım. Çünkü çok farklı haklar verildiği iddia ediliyor ama hiçbir zaman sonuç alınmıyor bu sefer. Evet, inşallah daha iyi sonuç alırız 2018'de. Erhan Bey, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Tekrar bekleriz efendim. Evet, üst düzeyde MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu bizle beraberdi. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.